Çeltik söz konusu olduğunda belki de en önemli konu randımandır. Anahtar teslim çeltik işleme tesisleri kurup danışmanlık hizmeti veren Multigrain'in yönetim kurulu başkanı Turgay Yetiş, çeltiğin işlenmesi sırasında çeşide göre 2 ile 6 arasında randıman farkı yaratarak üreticiye kaliteyi ve yüksek verimi garanti ediyor. Çeltik en eski kültür bitkilerinden biridir. Gen merkezinin Güneydoğu Asya'da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilen çeltik, su içinde çimlenebilen ve kökleri sudaki oksijenden yararlanabilen bir tahıldır. İnsanlar için besin kaynağı olarak tahıllar içinde buğdaydan sonra gelen en önemli üründür ve dünya nüfusunun 2/3'ünün tükettiği vazgeçilmez bir gıda maddesi olarak kabul görür. Ülkemizde pirincin nesiller boyu nitelikli şekilde yetiştirilmesi, satışı ve son olarak da tesis kurulumunda sorumluluk üstlenen Yetiş ailesi bugün Multigrain markası altında sektöre katkısını sürdürüyor. Üç jenerasyondan beri pirinçle uğraşan bir aileyiz. Dedemizden daha çeltikten üreticisiydi. Daha sonra işte babam pirinç konularında, o zaman fabrikalar fason çalışıyordu. Mallar geliyordu, komisyon şekliyle satılıyordu. Babam Türkiye'nin en büyük komisyoncusuydu. Aşağı yukarı Türkiye'nin %70-%80 malının bizden geçiyordu. Dolayısıyla daha sonra da bizim kendi fabrikalarımızı kurduk. Kendi fabrikalarımızla birlikte piyasaya uzun yıllar pirinç verdik. Ben aynı zamanda 15 sene Pirinç Değirmencileri Derneği'nin başkanlığını yaptım. Aynı zamanda kurucusuyum. Daha sonra görevi arkadaşlara bıraktık. Şimdi pirinç sanayisinin çok içinde olduğumuz için, kendimiz de fabrikalar çalıştırdığımız için, daha sonra da sanayiye makine, fabrika, tesis kurma, A'dan Z'ye danışmanlık hizmetleri gibi hizmetler yapmaya başladım. Çeltiğin işlenmesi sırasında sektör temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu her koşula hakim olması, Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yetiş'in kurduğu tesislerin sorunsuz işlemesini sağlıyor. Makine işine ithalat yoluyla başladık. Daha sonra sal ithalattan çıktık. Sırf ithalat yaptığınız zaman pahalı oluyor tabii. Ama getirdiğimiz makineler hep birinci sınıf makineler. Randımanı, kaliteyi arttıran makineler. Çünkü Türkiye piyasası kaliteye önem veren bir piyasa. Daha sonra da yan ekipmanları işine girdik. Ve şu anda birçoğunu kendimiz üretiyoruz. Turgay Yetiş ve ekibi bugüne dek gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda tesise imza atıyor. Rusya'da, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Libya, Mısır gibi ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Makine satıyoruz, anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz. Peki çeltik hasat edildikten sonra verimli bir üretim için dikkat edilen unsurlar neler oluyor? Çeltik tarladan çıktığı zaman biliyorsunuz önce biçer döverlerle giriliyor, biçiliyor. Ondan sonra rutubetli olarak çıkıyor, yaş olarak çıkıyor. İşte 25, 26, 27 derecelerde rutubeti oluyor. Daha sonra bu kurutma makinelerinden geçiyor. Kurutma tesislerinde bunları da üretiyoruz şimdi. İtalya'dan aldığımız bir lisansla Avrupa'nın en iyi makinesini Türkiye'de satıyor, yapıyoruz, üretiyoruz. Dolayısıyla bunları hem çiftçilere satıyoruz, hem fabrikalara satıyoruz. Veyahut da fabrikaların önüne kuruyor fabrikalar. Önce çeltik kurutuluyor. Normal standarda getirildikten sonra kurutulması siloya dolduruluyor. Fabrikaya giren mal bir elektrik paneli vasıtasıyla, gösterge vasıtasıyla tüm makinelerden geçen malın hızı, randımanı, ne şekilde kalitede işlendiği ve her türlü şeyi elektronik olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Ve onun neticesinde de hem işçilik azalmış oluyor hem kalite yükselmiş oluyor. Yetiş, kurutma ve depolama sonrasında çeltiğin ne şekilde işlendiğini şöyle izah ediyor. İşleme bölümünde depodan, silodan malı işlemek istediğiniz zaman tonajınız doğrultusunda neyse tonajınız. 5 tonluk fabrikalar var, saatte 10 tonluk var, 15 tonluk var, 20 tonluk var. İstediğiniz kapasiteye bağlı olarak. Ondan sonra tabii fabrikanın içine işlemeye giriyor mal. Orada kabuğundan ayıklanıyor. Ondan sonra o proses devam ediyor. İşte içindeki yabancı maddeler ayıklanıyor. Temizlenenler
temizlenmeyenler geri gidiyor, tekrar temizleniyor, parlatılıyor, kepeği ayrılıyor, kabuğu ayrılıyor, yan ürünler çıkıyor. Daha sonra kırıkları ayrılıyor, ana pirinç meydana geliyor. Daha sonra elektronik makinalardan içindeki yabancı maddeler de temizlenmek koşuluyla net kalan pirinç torbalara dolduruluyor. Bu birinci etap. Bundan sonra da paketleme ünitesi var. Verilen hizmette entegre bir yapı söz konusu oluyor. Biz tesis komple onlara kuruyoruz. Ondan sonra danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bir de bir müddet isterlerse işte bazı ekiplerle öğretene kadar işletmesini de yapıyoruz. Dolayısıyla orada tam bir entegre hizmet haline geliyor. Bazı ülkelerde de bunu aynı şekilde yapıyoruz. Gene Bulgaristan'da da yapıyoruz. Ukrayna'da yapıyoruz. İşletmelerde sahip olunan teknoloji, Çeltik'te randıman artışını beraberinde getiriyor. Yetiş, randıman konusuna özellikle dikkati çekiyor. Randıman çok önemli. Yani hem tarla randımanı önemli, hem malın işleme randımanı önemli. Bu şunu ifade ediyor, yani bizim teknolojide, yaptığımız teknolojideki en önem verdiğimiz nokta hem müstahsilin hem fabrikacının en yüksek randımanı yani verimi alabilmesini sağlamak. Bizim ana amacımız bu ki bunu da başarıyoruz. Bizim kurutmada yapacağınız bir kurutmayla başka bir kurutmada yapacağınız kurutma arasında en az 2-3 randıman farkı var. Yani bu ne demektir? Siz orada en az %3 daha verim elde ediyorsunuz. Sonra bu çeltiği fabrikaya götürüyorsunuz. Fabrikada da yaptığımız makinelerde, temin ettiğimiz ve iş yaptığımız tesislerde randımanlarımız en az 2 ila 6 arasında değişebiliyor ürün çeşidine göre. Bu çok önemli bir gelir. Yani mesela Ukrayna'da bir tesisini kurduğumuz bir firma 5-6 randıman fark aldığını söyledi. Kendileri söylüyorlar bunları. Keza Libya'da da aynı, Türkiye'de de aynı şekilde. Yani önemli konulardan biri de bu. Sadece tesisi yapıp vermek değil, yaptığınız makineden en yüksek verimi almanız. Ve müşterimizin en yüksek verimi alarak gelirini arttırmayı hedefliyoruz ki zaten o şekilde müşterimiz de başarı elde ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yetiş, yatırım sürecinde maliyetten ziyade uzun vadede elde edilecek faydanın göz önünde bulundurulması, yatırımcının daha sağlıklı karar vermesini sağlayacaktır, diyor. İlk defa soracak kişinin bunun fiyatı nedir diye bakmamaları lazım. Acaba ben bundan ne elde edebilirim diye bakmaları lazım. Çünkü şöyle düşünün, yani senede 10 bin ton örnek olarak çeltik işleyen bir firmanın 2 randıman fazla alabilmesi demek, 200 ton pirinç fazladan alıyor demektir. 200 ton pirinç demek, bugün 2500 liradan varsayarsak, 500 bin Türk lirası cebinde ekstradan bir para giriyor demektir. Bu çok ciddi bir para. Yani bu bazı çeşitlerde çok daha yükseliyor. 20 bin ton, 30 bin ton işleyen fabrikalar var. Dolayısıyla bizim yaptığımız esas katma değer burada. Yani biz kaliteyi ve yüksek randımanı müşteriye sağlıyoruz ve dolayısıyla da onun para kazanmasını temin ediyoruz. Son 10 yıllık süreçte pirinç üretimi artış göstermesine rağmen elde edilen ürün iç piyasa talebini karşılamaya yetmiyor. Zira ülke nüfusu da ciddi bir artış gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş, Marmara bölgesinde daha özelde de İpsala'da çeltik üretiminin önemini rakamlarla izah ediyor. Trakya'nın tabii çeltikteki önemi çok fazla. Bir de Güney Marmara'da, Marmara bölgesinde dersek genel olarak birinci etapta Türkiye'nin yaklaşık %70 civarında üretimi Marmara bölgesinde gerçekleşiyor. Fakat bizim bölgemiz İpsala bölgesine baktığımız zaman, Trakya'nın yani Edirne Havzası'na baktığımız zaman buradalardaki araziler birebir çeltiğe uygun ve başka ürüne de uygun değiller. Çünkü tamamen ovadan ve sulak ovalardan oluşuyorlar. 2016 yılının hasat dönemi Eylül ayıyla birlikte başlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş, üretim rakamlarının bu yıl yüz güldüreceği görüşünü paylaşıyor. Marmara bölgesinde hasat başladı. Verimler gayet güzel gözüküyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kurumunun yapmış olduğu araştırmaya göre bu sene 940 bin ton civarında bir ürün beklediklerini söylüyorlar ama bence bu ürün 1 milyon tonun biraz daha üzerinde olabilir.
Verimler güzel gözüküyor ilk itibariyle. Çeşitler var, yeni çeşitlere girdiler. O çeşitlerde verimler daha iyi gözüküyor yeni girilen çeşitlerde. Dolayısıyla 1 milyon ton civarında bir ürün çıkacak. Mayıs ayında ekilip Eylül dönemine kadar süren bakım ardından da hasat sürecinde çiftçilerin bin bir emeği bulunuyor. Çeltiğin satışında fiyat politikası belirlenirken üreticilerin emeğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Üretim artışıyla birlikte hem kaliteli ürüne yöneliyor çiftçiler. Fakat son 3 seneden beri çiftçilerin fiyat bazındaki memnuniyetleri yok. Fiyatlar artmıyor. Çünkü Türkiye'de girdi maliyetleri çok yüksek. Girdi maliyetleri yüksek olduğu için yani mazot yüksek, icarlar çok yüksek, su parası yüksek, işçilik yüksek, traktörü kredileri çok yani ekipman kredileri çok ağır ve maliyetler ağır. Dolayısıyla Türk çiftçisi buna rağmen ayakta durmaya ve mücadele etmeye savaşıyor. Fakat inşallah yardımcı olurlar üreticilere ki bu yani pirinç sektörü de üretime devam edebilsin. Yoksa tehlike yaratabilir orta vadede bu düşük fiyatlar. Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre İpsal'a 153.573 ton çeltik üretimiyle Türkiye'nin çeltik şampiyonu oldu. İpsal'a Türkiye çeltik üretiminin %17'sini tek başına karşılıyor. Bu durum Türkiye ve dünyaya nam salan İpsal'a pirincini son dönemde coğrafi işaretle taçlandırılmasında da belirleyici etken oluyor. Keşan Sanayi ve Ticaret Odası geçtiğimiz yıl İpsal'a pirinci olarak tescili aldılar. Biz de tescil kayıtlı firmalardan bir tanesiyiz İpsal'a pirinci ile ilgili. Ülkelere göre kişi başına düşen pirinç tüketim oranları değişkenlik gösteriyor. Biz Türk halkı olarak normalde 8 kilogram pirinç yiyoruz yılda. 7 ile 8 kilogram arasında kişi başına. Fakat tükettiğimiz buğday 200 kilo kişi başına. Şimdi çok ciddi bir buğday ülkesiyiz, pirinç ülkesi değiliz. Fakat Arap ülkelerinde, örneğin Mısır'da, örneğin Suriye'de, onlar mesela 25-30 kilo civarında pirinç tüketiyorlar kişi başına. Dolayısıyla arada çok ciddi bir fark var. Uzak Doğu'ya gittiğimiz zaman da, Uzak Doğu'da da tam ters dönüyor. Buğday tüketimleri 10 kiloya, pirinç tüketimleri 200 kiloya çıkıyor ülkesine göre. 150 kilo tüketen var. Uluslararası boyutta faaliyetlerini sürdüren şirketin yönetim kurulu başkanı Turgay Yetiş, kendilerine koydukları hedeflere değinerek sözlerini noktalıyor. Bizim makine ile ilgili hedeflerimizde biraz daha uzak ülkelere açılmak istiyoruz. Çünkü bölgemizde de zaten problem var. Yani Suriye'den mesela tam talep gelmeye başlamıştı ki bu işte Suriye'de iç savaş çıktı. Şimdi biraz daha uzaklara gitmek istiyoruz. Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinde bazı faaliyetler gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz biraz daha üretimde daha çeltik üretiminin daha yüksek kapasitede olduğu ülkelerde daha kaliteli makineler satmak koşuluyla piyasalarda yer almak ve ihracatı arttırmak istiyoruz. Daha otomasyon sistemlerimiz bayağı gelişmiş ama tabii sonu yok. Her şeyi geliştiriyoruz. Araştırma geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Üniversiteden bir ekip arkadaşlarımız bize hocalarla birlikte oluşturduğumuz bir ekibimiz var. O ekiple birlikte ürün geliştirme konusunda çalışıyoruz. Bazı devlet desteklerinden yararlanıyoruz. Dolayısıyla hedefimiz hem ihracatı arttırmak hem kaliteli ürün sağlamak.